Evet, şoför bey yürüyün beklemeyin. Evet arkadaşlar, girişler kazanıyor musunuz dediniz ya, gördüğünüz gibi mutfak masraflarına gidiyor. Bayağı bir şey aldık ama yüklü oldu. Gerçi biraz da kaldı yani para. Abone olan, destek olan arkadaşlara teşekkür ederim. Arabamız nasıl? Kiraladık. Kira, mazotu falan. Bunlar da çıktığımız zaman. Evet. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Gerçek diyorum bu. Fazla detaylarına girmeyeceğim de. Burası gördüğünüz gibi. Twitch'ten kazancım. Ne kadar kazandığımı da söylemeyeceğim. İleride artar. O zaman da daha farklı olur. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere süt mısır evde nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bunun için ne lazım bize? Süt lazım mı? Hayır. Adı süt mısır. Daha önce de mısır kaynatıyoruz. Haşlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tavada yapacağız. Bunun içerisine biraz yağ dökeceğiz. Şimdi ben mesela şuradan şöyle biraz alayım. Hatta biraz da alayım. Bu ne abi lan bu? Bu yağ yazıyor ama peynir gibi bir şey var. Normalde normal şeklini söyleyeyim mi? Normalde abi şöyle tutsak telefon tam da ters çevirerek yapmış. Normalde mısır biraz yukarıda yiyorlar ama burada tabii pişmiş mısır sonuçta. Ben biraz bol yedim. Böyle bir şey yapar. Yeter. Bunu şöyle bir koyalım. Buraya ben bir tane düşürdüm. Onu çöp atayım. Şimdi bunu bir kısalım. Bunun yağısı. Benim gördüğüme göre biraz az oldu. Bu da çok olmasın. Oradan tuzunu nereye koyacağız bilmiyorum da oradan dökecek çok mu dökülür, az mı dökülür, şöyle dökelim biraz. Ben zaten biraz tuzsuz yemem lazım. Herhalde bu kadar yeter. Gerçi az oluyor. Şöyle biraz daha yapayım. Şimdi tuzunu yedirelim. Ben biraz karabiber döküyorum. Bu
Hırsızın zevkinde kalmış bir şey. Fazla karabiber buna gitmez arkadaşlar. Sıcak olduğu için karabiber de o sıcağı yiyerek size farklı bir etki yapabilir yani. Öksürük gibi. Boğazda yanma gibi. Normal çorbadakinden farklı olabilir yani. Evet. Bu ısındı ya. Oldu bu. Şimdi şöyle bir tasın içerisine koyacağım. Tabii şu an onu ben bu şekilde hayatta alamam. Şuradan bir bez yardımıyla alayım. Şu telefonu bir saniye bir bıraksam da bir elimde tutup bir elimde yani kaşıkla dökmem lazım bir saniye elini. Şöyle yapabilirim. De yanında yat hesabı oldu. Sonra içine ketçap dökebilirsiniz. Bir saniye telefon alacağım şu an. Oradan görüş açısında değil mi? Mecburen. Evet. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Sonra bunu iyice karıştırarak film izlerken yiyebilirsiniz. Biraz mayonez falan fazla oldu ama bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Her zaman da mayonez, ketçap yemediğimiz için bir sorun olmaz. Ayda yılda bir kere yiyormuş olan da yangından mal kaçır gibi azıcık bir şey koymak olmaz değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.